Venedik Akademiya'da Titian'ın son dönem çalışmalarından birinin önündeyiz. Hatta bu eserle ilgili resmi kendi mezarı için yapmaya başladığı ve öldüğünde hala bitirememiş olduğu için Titian'ın son eseri olduğunu da söyleyebiliriz. Resmin bazı kısımları Titian'ın ölümünden sonra başka bir sanatçı tarafından tamamlanmış. Tam olarak bilemiyoruz ama bu büyük mumu tutan meleğin farklı bir sanatçı tarafından eklenmiş olabileceğine dair bulgular var. Titian bu eseri Frari Bazilikası'nda yer almasını istediği mezarı için tasarlamıştı. Assunta ve Pezora Madonna isimli iki çalışması da bu bazilikada yer alıyordu. Titian öldükten sonra bu bazilikaya gömüldü ama hayatta olduğu dönemde de burası ile yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Garip değil ki öldükten sonra buraya yani istediği yere gömülse de kendi mezarı için yaptığı eser hiçbir zaman gömüldüğü yere konulmadı. Bu eser Titian'ın nadir işlediği konulardan biri Pieta. Tahmin ediyorum ki bu resmin mezarının sağında yer almasını planlamıştı. Resim sağınızdayken resme doğru yaklaştığınızda resim belli bir açıdan görülüyor ve kompozisyon daha rahat anlaşılıyor. Titian izleyicilerin eserine bakmak için yaklaştığı yönün bile tasvir edilen figürleri kendileriyle nasıl ilişkilendirebilecekleri üzerinde etkisi olduğunun farkındaydı. Resmin kompozisyonuna baktığımızda ilk olarak tam ortada sabit mimari bir şekil olduğunu görüyoruz. Bu sağlamlık ve durağanlık algısı yaratabilir ancak Titian'ın ellerinden çıkan eserde bu durum söz konusu değil. Çünkü sağ alt köşede bazı sanat tarihçilerinin Aziz Jerome olabileceğini düşündüğü kırmızılı figürden başlayan ve Hazreti İsa'nın omuzlarından mavi giyen Meryem'e ve son olarak Mecdelli Meryem'e uzanan ve sağ eliyle son bulan köşegen şeklinde muhteşem bir akış var. Bize bakmıyor olsa da sanki üzerimize doğru hareket etmiyor mu? Bazı sanat tarihçileri diz çökmüş halde İsa'nın elini tutan ve İsa ve Meryem'e bakan Aziz Jerome figürünün Titian'ın kendi portresi olabileceğini düşünüyorlar. O figür Titian mı? Bunu söylemek zor ama bence de Titian piyatada görünüyor. Sağ alt köşede yer alan resmin içindeki resimde. Dikkatli baktığınızda göreceksiniz. Piyataya dua eden iki figürün küçük bir resmi var. Tuvalin hemen altında bulunan aile armasının üzerine dayalı duruyor. Bu figürlerin Tishin ve oğlu, yani sanatçının kendi görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Tishin'in resimleri üzerinde uzun süreler harcadığı ve sürekli geri dönerek çalışmaya devam ettiğini biliyoruz. Bunu ancak yağlı boya ile yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çalışmayı seven bir sanatçıysanız, bence kendi mezarınız için tasarladığınız bir resmi bitirememeniz de gayet normal. Ortadaki figürleri çerçeveleyen şekiller çok büyük ve güçlüler. Sol tarafta Musa'yı bir elinde kanunları, diğer elinde bir taşa vurarak mucizeler yaratacak olan asayı tutarken görüyoruz. Sağda ise elinde haç tutan bir pagan heykeli var. Eski ahitten Musa ve elinde tuttuğu haç ile İsa'nın gelişini kehanet eden klasik antik dönemden Sibila birer heykel olarak resmedilmiş çünkü eski pagan ve Yahudi geleneklerini yansıtıyorlar. Aynı zamanda Titian doğrudan kendi geçmişine değiniyor bu resimde. Resmin merkezinde bu devasa mimari eser var. Ve bir yarım kubbe görüyoruz. Biraz daha dikkat ettiğimizde yontulmamış taş işçiliğini ve üstteki yıkık alınlığı fark ediyoruz. İçeride ise tepesinde Titian'dan önce yaşayan Venedikli büyük sanatçı Giovanni Bellini'nin eserlerine atfedilen San Marco Bazilikası'nın mozaiklerini andıran mozaikler bulunuyor. Bunlar Titian'ın kariyerinin erken dönemlerini şekillendiren eserler. Şimdi ise son yıllarına geldiğinde geçmişine atıfta bulunuyor. Resim tamamlanmamış olmasına rağmen yağlı boyanın Titian ve diğer Venedik sanatçılara uzun soluklu çalışmalar yapma, fırçalarıyla kendilerini ifade etme özgürlüğü veren, adeta sürekli değişmeye ve gelişmeye devam eden eserler üretme şansı tanıdığını görüyoruz. Bu ve bunun gibi eserlerin anlamlarının ucu açık, sonu yok. Bu resimde değişkenlik çok net görünüyor. Sanki Titian resme devam edebilseymiş, tüm bu kompozisyon farklı bir sonuca da ulaşabilirmiş hissi veriyor. Ya da bazı kısımlar bozulabilir. Şu anda gördüğümüz gibi görünmeyebilirmiş. Çok daha farklı bir eser ortaya çıkabilirmiş. İşte bu belirsizliği ve değişkenliği destekleyen bu eserin gücünün önemli bir kısmı arka planın karanlık, yani gece vakti olmasıyla alakalı. Böylelikle Titian çizmek istediği figürleri karanlıktan aydınlığa bir anda ortaya çıkarabiliyor. Işık neredeyse İsa'dan çıkıyormuş gibi görünüyor. Titian'ın bu eserinde de Ferrari'deki Assumption tablosunda olduğu gibi ruhani ışığa vurgu var. Figürler neredeyse gerçek boyda ve resmin kendisi de yaklaşık 3 metre yüksekliğinde. Buna rağmen resim çok samimi ve sanatçı için ne kadar kişisel bir eser olduğu hissini çok iyi yansıtıyor.